Herkese merhabalar. Ben Paragraf Sevdiren Hoca. Geri sayım denemelerine devam ediyoruz. Kaça geldik Baran? 4 hocam. Bence de 4. Evet, Gürkan hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Hem ailemize hoş geldin hem de programımıza hoş geldin. Evet sevgili arkadaşlar, hemen ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk Baran? Hocam ne yapıyorduk gelmeden önce? Bugün bir farklısınız. Sebebi nedir acaba? Vallahi bir arkadaşımız yorumlarda yeter artık çıkartın şu ceket dedi. Ben de çıkarttım. Biz valla her yorumu dikkatle okuyoruz. Ama yakışmış hocam. Teşekkür ederim. Senden duymak güzeldi falan diye geyik yapacağımı bekleme. Hadi arkadaşım, işimiz var gücümüz var. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. 12 dakika zamanımız vardı daha önceki denemelerde. Bu defa 11 dakika zaman veriyoruz. Sebebi yorumlarda çok fazla hocam yeterince paragraf sorusu çözdünüz. DBX'i soru çözümlerini arttırabilir miyiz demişsiniz. Bu son 2 denememizdeki 11 sorunun tamamında biz DBX sorusundan seçtik. Ama bazı soruları özellikle karma yapılı sorulardan oluşturduk ki bütün DBX'ini şöyle etraflıca gezelim, dolaşalım istedik. Hemen bir 11 dakikalığına sizi gönderiyorum. 11 dakika sonra ne yapıyorsunuz? Çözmüş, gelmiş ve burada birlikte tekrar üstünden geçiyor olalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Öpüyorum. Evet efendim, ilk soru başlayalım hemen. Bu parçadaki alt çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın hep bu soru tipini bize olumsuz sorarlardı ya, değil mi Gürkan hocam? Burada evet, ne yapmışlar hocam. Bu defa? Olumlu bir soru tipiyle gelmişler. Hemen bakalım ne yapıyoruz bu tip sorularda? Önce aşağıdan, seçeneklerden yukarı gidiyoruz. Yani altı çizili bir ifadeyi görmemizin bizim için ya da metni okumamızın bizim için bir esprisi var mı? Yok. Birinci sözcük iyilik iki almış bir zarftır. Bakalım hayatınız, kimin hayatı? Sizin hayatınız. İyilik iki var mı? Evet efendim var. Peki sizin hayatınız derken bu zarf mı? Hayır efendim, bu bir isim. Demek ki bu doğru mu? Değil, yanlış, geçtik. İkincisi ne demiş? Bulunma durum iki almış bir zamir. Evet siz zamirdir, katılıyoruz. Ama bizde bulunma durum iki neydi? Hani okulda, evde, yolda, değil mi? D'daydı ama burada ne koymuş adam? E koymuş. Yani adam dedim de ben kendi kendime söyledim. Yani soruyu yazan ve çözen aynı kişinin olması kötü bir şey arada. Size ne oldu? İyilik ne? Bravo. Tebrik ediyorum. Yani E'ye iyilik. Tek gitsin. Vallahi Baran dinlemediğin bu kadar yönel, belli oldu. Yönelme diye düzeltelim hocam. Evet. Bravo. Gürkan hocam Allah'tan bugün sen gelmişsin. Sağ ol hocam. Devam ediyoruz. 3 numarada ne diyor? Şahıs 2 almış bir birleşik fiil. Hemen bakalım. Siz kim? Üçüncü çoğul şahıs eki. Doğru mu? Evet. İzden izlemek türemiş. Ama birleşik mi? Değil. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla üçü de eledik mi? Eledik. Dörde geçtik. Biz neyi arıyoruz? Doğruyu arıyoruz. Bunların üçü de yanlış. Yani buradaki bilgiler tutmuyor. Geldik dörde. Dördüncü sözlük tamlayan eki almış bir belgisiz zamirdir diyor. Bakalım kimsenin. Tamlayan eki almış mı? İsmin yerini belirsiz bir şekilde tutmuşsa belgisiz zamirdi. Belgisiz zamir oluyordu. Doğru mu? Kimse. Doğru mu? Belgisiz zamir mi? Zamir. Peki tamlayan eki var mı? Kimsenin. Oradakinin tamlayan eki mi? Evet efendim. Evet. Tamlayan eki. O zaman doğru mu? Doğru. Biz de doğruyu arıyor muyduk? Evet. Doğruyu arıyorduk. O zaman cevabımız Denizli. Peki geride gözü kalmasın. Edirne'ye de bakalım. Hem yapım hem çekim eki almış bir isimdir demiş. Duymaktan duygu, duygudan duygusal, duygusaldan duygusallık. Hepsi ne? Hepsi yapım eki, hiç çekim eki yok. Hani çekim eki de almıştı? Almamış. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız kesinlikle Denizli. Geçelim ikinci soruya beyler. Geçelim hocam. Hanımlar sizler de. Efendim ikinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur diyor. Soru kökümüz olumsuz, dikkat ediyoruz. Şimdi sıfat tamlaması ne yapıyorduk hocam? Nerede sıfat varsa orada sıfat tamlaması vardır diyorduk. O zaman ben ne yapacağım? Sıfatları bulacağım. Okuyorum hemen. Hangi tür? Sıfat mı? Sıfat. Başlı başına bir mesele. Sıfat mı? Sıfat. Her hal, her şart. Sıfat mı? Sıfat. Klasik müzik. Sıfat mı? Sıfat. Evet. Klasik edebiyat. Sıfat mı? Sıfat. Bu bağlam ülkemizin önde gelen müzik tarihçileri, değil mi? Orası da sıfat. Evet. Abi okuyorum. Dörtte baktım. Dörtte bir şey gözüme çalmadı. Var mı sizin şöyle gözünüze takılan, gönlünüzü açan? Yok bir hocam. Şey yok gibi. Beşe geliyorum. Metnin veya eserin zihinsel arka plan. Bu da var mı? Var hocam. Var. Nasıl arka plan? Zihinsel arka plan. Aynen öyle. O zaman cevabımız net bir şekilde Denizli sevgili arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Çok klasik, net. Bu tip sorular gelir. 2018'de de gelmişti bir benzeri biliyorsunuz. A seçeneğine gidiyorum hemen. Ne diyor? Efendim tür adı diyor. Özel ad, çoğul ad, topluluk ad, somut adı. Şimdi ne yapacağız? Direkt okumaya başlıyorum. Zaten hepsi atla ilgili olduğuna göre bulduğum atlar uyuyor mu uymuyor mu diye seçeneklerden eleyerek gideceğim. Bak, oğul. Oğul nedir? Tür adı olur mu? Olur hocam. Olur. Oğullar ne oldu? Bu da çoğul at olur mu? Oldu. AC'yi eledim. Devam ediyorum. Her fırsatta Allah'a şükrederim. Allah ne oldu? Özel oldu. Özel at. Hop ne oldu? B seçeneğini de elemiş oldum. Devam ediyorum. Beşikteyken köylünün evine, bunlar da tür adı. Yine ev mesela somut at olur mu? Olur. Yine yukarıdaki oğlu da sayardım. Bir tane bulmam yetiyor. Dolayısıyla şey yapmaya gerek yok. Başka? Bu arada ev somut at olur mu? Olur. Şu an bulamadığımız tek şey ne? Topluluk adı ne? İşte ormandı, jüriydi, takımdı, meclisti, değil mi? Evet. Bunun cevabı var mı? Yok cevap, o zaman yine Denizli. Bu ne oluyor ya, üst üste hep Denizli? Peki. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiği? Bakın, bir, işimiz kimle? Eylemle, fiille. Bu bir. İki, nasıl gerçekleştiğini soruyorsa o zaman ben ne bulacağım? Durum zarfı bulacağım. Ters soru. Şimdi bu biraz da KPSS ayarındaki bir soru. KPSS'de mesela bizde daha çok hangisi durum zarfıdır şeklinde soru vardır. Ama KPSS'de daha çok bu şekilde eylemin nasıl gerçekleştiği biraz daha yorum tabanına geçirmiş oluyor. Hemen bakalım efendim. Her şeyden önce ne zaman? Her şeyden önce. Bu zaman oldu. Doğru mu? Durum yok. Bursa'ya geçiyorum. Yavaş yavaş tükenmek. Tükenmek var. Nasıl tükeniyor? Yavaş yavaş. Onun durumunu gösterdi mi? Gösterdi. Cevap evet. O zaman Bursa. Devam edelim. Çoğu zaman. Ne oldu? Zaman. Açık bak, zaten adam bas bas bağırmış, söylemiş. Denizli'ye gidiyorum. Son günlerde. Yine zaman. Edirne'ye gidiyorum. En önemli ölçüt. Zaten kardeşim burada eylem bile yok. Ölçüt ne? İsim. Önemli ölçüt. Ne oldu? Sıfat. Burada hiç zarf olayına bile girmiş olmuyoruz. Cevabımız net bir şekilde Bursa diyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde özne doğru belirlenmiştir? Bakalım efendim. İlk cümle ne diyor? Hepimizin hep kalmak istediği yer vardır. Vardır yüklem. Ne? Kalmak istediği yer. Şimdi şimdi altı çizili yer burası ama cevap verdiğimiz zaman neresi geliyor? Hepimizin hep kalmak istediği bir yer. Özne buranın tamamı. O zaman doğru mu bu çizilen yer? Hayır yanlış. Efendim doğru değil. İkiye geçiyorum. Ne diyor? Efendim Murat Gülsoy'un yeni yapıtı öyle güzel bir yer ki romanı. İşte öyle bir yerde başlıyor. Başlıyor ne? Murat Gülsoy'un yeni yapıtı öyle güzel bir yer ki romanı buraya kadar olması lazımdı. Ama yeni yapıtında ne yapmış? Kesmiş. Aman dikkat. O zaman bu seçeneğimiz de elenmiş oldu. C'ye geçiyorum. Başlıyor diyor. Ne başlıyor? Macera. Bu kadar. Zaten çizili yerde tam da burası mı? Evet, o zaman cevabımız ne oldu? 3 numara, yani Denizli. Evet, 4 numaraya geçiyorum. Ortaya dökmek, değil mi? Birleşik alırım. Sadece dökülüyor şeklinde yükleme almam. İlk önce yüklemi doğru bir şekilde tespit etmemiz lazım. Ortaya dökülmek, ortaya dökülüyor. Ne ortaya dökülüyor? Hikayeler. Gerisiyle bizim bir işimiz var mı? Hayır efendim, yok. Bu da yanlış gösterilmiş. Devam ediyoruz. Dramatik ve etkileyici yaşam öyküleri okurun bir an bile dikkatini dağıtmadan kitaptaki yolculuğuna devam etmesini sağlıyor. Sağlıyor ne? Dramatik ve etkileyici yaşam öyküleri. Bunu da buradan almamız lazımdı. Dolayısıyla cevabımız Denizli, 3 numara. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, Denizli dedik. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? En klasik noktalama işareti sorusu bu. Şimdi hemen başlayalım. Havasından mı, suyundan mı? Bilmem ama bak şimdi ne yaptı? Bir kere havasından mı dedi, cümleyi bitirdi. Suyundan mı dedi, ikinci bir cümleyi yaptı. Bu tip iki tane peş peşe gelen cümleye biz ne diyorduk? Sıralı cümle. Sıralı cümlelerde kural neydi? Sıralı cümleler birbirinden nasıl ayrılırdı? Virgüllerle hocam. O zaman havasından mı, suyundan mı derken ilk boşluğa biz ne koyacağız? Virgül. O zaman Bursa ve Ceyhan'ın dışında kalan seçeneklerin tamamı A, D, E elendi gitti. Bu bir. Eleme yöntemi bunlar da çok kıymetli. Devam ediyoruz. Efendim, başkadır bu yörenin insanları dedi, cümleyi bitirdi. Cümle bitmiş.
Soru anlamı var mı? Bak, havasından mı suyundan mı bilmem diyor, bilmem. Ama bilmemi söylemeseydi, kardeşim başka bu yörenin insanları havasından mı suyundan mı deseydi soruyu sormuş olacaktı. Ama bilmem dedi, soruyu ortadan kaldırdı, dümdüz bir cümle söyledi ve ifadesini tamamladığı için ne koyacağız? Nokta hocam, nokta. Yargı bitti. O zaman iki numarada, yani ikinci boşluğa da nokta geleceğine göre cevabımız Bursa. Selamun aleyküm. İşte burada selamun aleyküm derim. Tamam mı? Şimdi Baran, 3, 4, 5'e tabii ki sınav anında bakmakta fayda var. Ama bitti, soru bitti, bu kadar. Yani mantık olarak bu. Ama hızlıca ne yaparım ben? Şunu yapmam lazım. Sıcacık yürekler, gülümseyen gözler, içten yaklaşımlar, cümle tamamlanmış mı? Hayır, 3 nokta. Evet, kesinlikle 3 nokta. Yani gerisini bulmaya çalışma. Gerisini aşağıdan teyit et, onay al. Bu daha mantıklı bir yol. Yardımsever, konuksever tavırlar ve yoğun bir insan sevgisi. Yüklem nerede? Yok, eksiltili cümle. Ne yapacağım o zaman? Devamı gelecek. Adam bir şeyler daha söylemek istiyor ama noktayı koymamış. O zaman 3 nokta. Finalde de zaten ne diyor? Bu insanlar da sonradan öğretilen değil. Burada da aslında öğretilendir'in olumsuz hali yani. Doğru mu hocam? İki tane doğru yine hocam. Sıralı bir cümlenin arasına gelmesi gereken şey ne? Virgül. Dolayısıyla her türlü cevabımız Bursa. Efendim, bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla demiş? Bak, bir tane değil, birden fazla ses olayı yoktur. Soru kökümüz ne? Olumsuz. Hemen başlıyoruz. Geçtiler, geçmek, geçti. Ne yapıyorduk? Ünsüz benzeşmesi değil mi? Geniş geniş konuşmuştuk bunu Baran. Geçti, geçti. PÇTK, BCDG değil mi? Evet. Fıstıkçı Şahap. Bunları tek tek bir daha anlatalım mı? Hayır hocam. Anlattın sen mı? Anlat o zaman. Ama siz videolarda anlattınız zaten. Devam edelim. Burada bir tane bulduk o zaman. Burada bir tane bulduk. Şimdi hangisinde birden fazla ses olayı yoktur? Kesinlikle bir. Birin içinde olduğu 5 ve 1, 1 ve 3. Gerisinde zaten işimiz yok. Aslında ben 2'ye bakmam bu şartlar altında. Ama sizin için bakalım. Oynamaktı. Hemen ne diyoruz? Oyun amaktı. Oyunda ne oldu? Ünlü düşmesi. Mak-dı. Yine aynı şekilde ünsüz benzeşmesi. Devam ediyorum. 3 numara benim için kıymetli. Çünkü seçeneklerde ben 1'in yanında 3 ve 5'i görmüştüm. 3'e bakıyorum. Olduğu, olduk, olduk. Ne oldu? Ünlü geldi. Ünlü geldiği zaman K, G, yumuşak G'ye döndü. Ünsüz yumuşaması. Olduğun, U. Oradaki N'ye biz ne diyoruz? Kaynaşma. O zaman 2 tane oldu mu? Oldu. Değil mi? 2 tane oldu mu? Oldu. O zaman kesinlikle cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? Adana hocam. 1-5 oldu. Evet arkadaşlar, dolayısıyla 1 ve 5 olan tek seçeneğimiz Edirne. 5'e baktığınız zaman zaten etmekten et. Değil mi? Ederiz. Evet. Etmekten ederiz. Ünsüz yumuşaması. Başka bir şey var mı? Yok. Ama aklımızda kalmasın diye 4 numaraya da bakalım. Alından alnı. Ne oldu? Ünlü düştü. Yine aynı şekilde alnının oradaki N'de yine kaynaştırma. Dolayısıyla cevabımız net bir şekilde Edirne. Efendim, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım efendim. Birinci cümlede geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş fiil vardır diyor. Şimdi geniş zamanın hikayesi. Geniş zaman neydi hocam? Er. Hikaye neydi? Do, değil mi? O zaman erdi, yapardı, koşardı. Bana bu lazım. Doğru mu hocam? Evet hocam. Bakıyorum, dayanırdı. Oldu mu? Oldu. Bitti, bu kadar. İkiye geçiyorum. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil ne demek? Genelde deyim grubunu biz buraya alırdık. Doğru mu hocam? Evet hocam. Finale bakıyorum cümlenin sonuna. Zaten kurallı olduğu için sonda. Saygı göstermek. Tam da aradığım cinsten mi? Evet. İki de gitti. Üçe geçiyorum. Ne demiş? Birden çok yeterlik birleşik fiili vardır. Yeterlik neydi? Ebilmek. Doğru mu? Doğru. Şimdi ebilmekle birlikte kurulan bir yapı istiyoruz. Ama benim unutmamam gereken, hatırlamam gereken bir şey vardı. Ne? Bunun olumsuzu çok tehlikeli oluyordu. Ema amalı oluyordu. Onu unutmayacağım değil mi? Yani yapabilirim, yapamam. Değil mi? İlla ebilmek olmak zorunda değil. Yapamam, koşamam, kapatamam. Değil mi? Bunun gibi. Üçüncü cümleye baktığım zaman ne var? Kapatamaz, açamaz, yapamaz, engelleyemezdi. Birden fazla mı?
Evet efendim, birden fazla. O zaman 3 numarada da sorunum yok. 4 numaraya bakıyorum, ne diyor? Zarf fiil vardır. Herkes kendine göre zarf fiilleri ezberlemişti zaten. İp inceleyerek, tıkçamadan, sizinciliş ya da işte Kenyalı bilmem ne. Herkes kendine göre ezberledi bunları, konuşmuştuk. Şimdi 4 numaraya baktığın zaman ben bir şey görmedim. Gören var mı? Yok hocam. Baran sen gördün mü? Ben gördüm. Aferin kardeşim. 5 numaraya geliyorum. Ne diyor? Ek fiil vardır. Alışkanlık idi. Zaten ek fiilin iki görevi vardı. Ya fiile gelecek, birleşik zamanlı yapacak, ya isme gelecek, yüklem yapacak. Alışkanlık, isim. O orada yüklem olmasının tek bir şartı var zaten. Ne? O ek eylemi almış olması. Mis gibi, iki taraftan da teyit etmiş olduk mu? Olduk. İdiymiş ise dırdan birisi olmuş oldu. Cevabımız o zaman ne arkadaşlar? Deniz hocam. Harika. Evet efendim, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir şiirden hareketle sorumuz gelmiş. Ne diyor? Ölüyüm çoktan falan filan. Biz nereye bakacağız? Seçeneklere çekimli fiil, ilgi zamiri bağlaç, ek fiil, belirtisiz zat takımı. Seçeneklerimiz bu şekilde kurulmuş. Efendim ne diyor? Baksana, gör, söndürmüş. Bunlar ne hocam? Çekimli fiil. A seçeneğim gider mi? Gider. Sonra bak ne demiş? Bu ne karanlık, bu ne zindan, değil mi? Ne bağlacı olur mu? Evet. Olur hocam. Ne bağlacı, güzel gitti. Peki ölüyüm karanlıktır, gecedir. Bunlar ek fiil olur mu? Oldu hocam. Bunlar burada olmak zorunda mı? Dir dur, her zaman kendisini göstermek zorunda mı? Yoksa düşebilme hakkını kullanabilme şansına sahip mi? Sahip olan tek ek fiildir değil mi? Dir dur. O zaman ek fiil de var. Evet. Doğru mu? Ölüyüm, karanlıktır, gecedir. Buralar da gitti. Cam kırıklarını diyor. Bu da belirsiz zat takımı olur mu? Camın olur. Kırıkları değil, cam kırıkları. Dolayısıyla belirtisiz. Ama ilgi zamiri dediğimiz zamir var mı hocam? Yok. Yok hocam. İlgi zamiri neydi? Ki hocam. Evet, ki. Neydi? İşte benimki, onunki, bununki var mı abi? Ki yok, yok hocam. Çoktan. Hiç ki bile yok. Bak ki bile yok. Demek ki sadece ki'ye baksaydık bu soruyu hiç çözmek için çabalamazdık. Bırakıyorum ben bu şeyi. Evet. Cevabımız Bursa. Geçiyorum sevgili arkadaşlar. Yani işin latifesi, esprisi bir tarafa. Bu tip sorularda özellikle işte ilgi zamiri ya da işte edat, bu tarz şeyleri diğerlerinden önce ararsanız sizin için daha hızlı, daha seri bir hareket alanı açılmış olur diye düşünüyorum. Geldik son iki sorumuza. Birbirine bağlı soru. Şu ana kadar ÖSYM bir metne bağlı iki tane debug sorusu sormadı. Bunu ilk defa biz ÖSYM adına yapıyoruz burada. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında biz bunu 3 yıldır yapıyoruz. Arı DBX'i ve XT Türkçe'de bunlar var. Bu tip sorular. Bu parçadaki alt çizili sözcüklerden hangisi filimsi değildir? Bakalım efendim. Kabullenerek, erek arak filimsi mi? Zarf fiil değil mi hocam? Evet hocam. Gitti. Kırabildiği dik duk nedir? An ası mez ar dik. Olur mu? Olur. Geçtim. Peki hocam ne diyor bak. Pay çıkardığı oranda kendini geliştirecek. Ne yaptı? Zaman. Değil mi? Aman, aman, aman. Zaten özellikle sıfat fiilleri hocalarımız anlatırken neye dikkat edin demişti arkadaşlar. Zaman eki olan ecek, mış, bunların fiilimsi olan mış ve ecekle karıştırılmaması gerektiği noktasındaki uyarıları vermişti. Bak kendini geliştirecek ve peşinden belirttiği, nitelediği herhangi bir şey var mı? Yok. Aşağıya bakıyorum. Gör ip, ip, up. Değil mi? İp, up. Zarf fiil. Aşağı gidiyorum. Methet mema. Mayışmaktaki mema isim fiil. Dolayısıyla cevabımız 3 numara. Yani Adana. Geldik son sorumuza sevgili arkadaşlar. Aynı metne bağlı. Ne demiş? Sadece güzel sözler duyma hastalığı yerinde saymanın diğer adıdır cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hiç metne gitme. Ben sana bu cümleyi soruyorum diyor aslında amca. Ne demiş? Güzel sözcüğün niteleme sıfatı. Güzel söz deyince niteleme olmuş olmuyor mu? Oluyor. Geçtik. Sırasıyla özne ve yüklemden oluşmuştur. Bakalım efendim. Ne demiş? Sadece güzel sözler duyma hastalığı yerinde saymanın diğer adıdır. Yerinde sayma... Bak adıları yüklem yaparsan diğer adı onu belirtiyor. Doğru mu? Saymanın tamlama bundan kopamaz. Yerinde saymak da bir bütün. Doğru mu? Tamlama. Evet. Dolayısıyla yerinde saymanın diğer adıdır bir öbek. Ayıramazsın komple. Bu ne oluyor? Yüklem. Yerinde saymanın diğer adıdır yüklem. Ne? Sadece güzel sözler duyma hastalığı. Bu da özne. Dolayısıyla sırasıyla özne yüklemden oluşmuş mudur? Hı-hı. Evet efendim, oluşmuştur. Yapısı yönüyle bağımlı, sıralı bir cümledir. Efendim bağımlı ve sıralı mıdır? Hayır, bir tane yüklem var değil mi?
Bir tane eklem var. O zaman sıralı bir cümle olma ihtimali ortadan kalkıyor ki bağımlı ya da bağımsız olmasına hiç geçmiyoruz bile. Cevap Ceyhan. Yüklemi ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. Yüklemi ek eylem evet adıdır. Değil mi? Evet. Dır. Geniş zamanla çekimlenmiş mi? Evet efendim öyle çekimlenmiş. Hastalığı sözcüğünde ünsüz değişim vardır. Hastalık. Hastalığı ünlü geldiği zaman K yumuşak G'ye dönmüş. Dolayısıyla tam da dediği gibi ünsüz değişim yani yumuşaması gerçekleşmiş. Sevgili arkadaşlar, geri sayım denemesinin dördüncüsünü de tamamlamış olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Yarın geri sayım denemesi 5'te karşınızda olmaya çalışacağız. Yine aynı saatte. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bizlerden beklentilerinizi aşağıya yazmayı ve bildirim sesiniz kapalıysa açmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günler geliyor. Moralinizi yüksek tutun. Kendinize güvenin. Harika günler geliyor. Az kaldı. Evet ama güzel şeyler olacak. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.